Zencefilli çörekler hazır. Bir sürü şeker. Ve rengarenk krema. Hadi kolları sıvayın. Unutmayın bebekler, en güzel zencefilli çörek ev kazanacak. Herkes yerine. Hazır ol. Başla. Pekala Tili. Nereden başlasak acaba? Vay canına. Daha büyük bir cetvel lazım bize. Tamamdır Lulu. Plan nedir? Gel buraya. Aa, bayıldım. Ama bundan daha fazla gıda boyası gerek. Evet Teo. Nasıl bir şey yapmak istersin? Muhteşem görünüyor. Nereden başlasak acaba? Önemli değil. Bir yolunu buluruz bence. Buraya? Buraya? Harika. Daha çok pembe mi? Emin misin? Muhteşem oldu. Sorun yok. Bunu düzeltebiliriz bence. İyi kötü. İyi iş çıkardık. İşte. Tamamdır millet. Zaman doldu. Hey. Kim kazandı? Vay canına. En iyi çörek evini seçmek çok zormuş ama. Hepsi birbirinden o kadar farklı ki. Üzülmeyin bebekler. Hepsini yeniden yaparız. Evet. Ve bence en iyi çörek evi hep birlikte yaptığımız olacaktır zaten. Hadi bakalım. Galiba bu sayfanın arkasında olacak. İşte harika. Vay canına. Bu şimdiye kadarki en güzel çörek evi oldu galiba. Hep birlikte harika bir iş çıkardınız bebekler. Sadece tek bir şey eksik. İşte şimdi en güzel çörek evi oldu. Galiba Teo'ya göre en lezzetli çörek evi de oldu. Gordon, yaramaz senin. Onlar Tilly'nin sanat çalışması için. Sen yediye değil. Al bakalım Tilly. Hangisini istersin? Tilly, bu bir miyav eser olmuş. Evet, gerçekten de öyle. Bir kedinin bu kadar güzel görünebileceğini bilmezdim.
Şey, yani şöyle ki, gördüğüm en güzel makarnadan yapılma kedi demek istemiştim. Ah, sen ona kulak asma Kitty. Sen biliyorsun en güzel minnoş sensin. Değil mi? Lulu, evde top oynamıyoruz, hatırladın mı? Peki, oyun odasında saklamak için güvenli bir yer bulmamız gerek. Evet, yoksa ona şey dememiz gerekecek. Miyav oldu eser. Çattın mı, çattın mı? Çünkü mahvolacak ya. Bir yer bulmak lazım ama neresi? Hadi Tilly, göster bize. Denemediğimiz yer kalmadı. Belki içlerinden birini seçebiliriz. Gel! Bir, iki, üç, kaldır! İşler bazen iyi gitmez, iyi gitmez, iyi gitmez. İşler bazen iyi gitmez ama üzülme, değmez. İşler bazen iyi gitmez, iyi gitmez, iyi gitmez. İşler bazen iyi gitmez ama üzülme, değmez. Seni seviyoruz Tilly. Olanlar için üzgünüz. Hep birlikte yeni bir şey yapsak nasıl olur? Ne dersiniz? Harikasın Max. Pekala, kimler roller skate öğrenmeye hazır bakalım. Bacağımı incittim. Uf. Dirseğimi de. Zavallı Bex. Seni daha rahat edeceğin bir yere götürelim. Hadi. Hadi. Üzgünüm bebekler. Yaralandığım için şu anda bu oyunların hiçbirini oynayamam. Üstelik de çok eğlenceli bir gün planlamıştım. Vay! Zavallı Bex. Onu neşelendirmek için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bir düşünelim. Ne iyi düşündün Lulu. Hadi bebek hastanesi oynayalım. Yay!
hoş geldiniz. Doktor Tilly şimdi sizi görecek. Hey doktor, ay. Vex'in uflarının röntgenini çektik. Ne diyorsunuz Doktor Tilly? Teşekkür ederim. Lulu hemşire de ateşinizi ölçecek. Ateşi nasıl Lulu? Harim. Çok soğuk ha? Öyleyse hastanın bir battaniyeye ihtiyacı var. Teşekkürler hemşire. Theo hemşire ilacınızı getirdi şimdi. Aa, ne şanslıyım ha? Bu nedir böyle? Çikolata, hardal ve brokoli. Tadı bir harika. Hastamız nasıl Doktor Tilly? Nani, nani, nani. Bu hastanın çok ateşi var. Hemen soğuk kompres yapılması lazım. Aferin sana. Hey, bu hiç fena değil. İçinde ne var? Muz, reçel ve kedi bisküvisi. Aa, bugün beni de oyuna aldığınız için teşekkürler bebekler. Bir yolunu bulup oynayabilmemize çok sevindim. Şimdiden daha iyi hissediyorum. Ve biraz karnım acıktı. Canın yanınca yemek yemek kadar iyi bir şey yoktur zaten. En azından bizimle ilgilenecek bebekler var. Bex, Lulu. Top evin içinde oynanmaz. Birinin canını acıtabilirsiniz. Özür dileriz Charlie. Üzül Charlie. O kadar zevkli bir oyun ki. Bakın ne kadar güzel bir gün. Gelin kriketi bahçede oynayalım. Harika fikir Avery. Hadi Theo. Tilly. Theo. İyi denemeydi arkadaşlar. Hadi bakalım. Göreceksiniz. Kriket oynamak çok eğlenceli. Gerçekten çok kolay. Bak şöyle. Bak. Çok kolay. Belki de oynasak daha iyi olur. Eminim bir şekilde üstesinden geliriz ha. Kesinlikle. Pekala. İlk vurucu kim olmak ister? İlk sıra Theo'nun. Yakaladım. Pekala kanka. Ha gayret Theo. Gözler topta kankacığım. İşte geliyor. Şanssız oldu Theo. Oyundan çıktın. Bir dahaki sefere başarırsın. Pekala Tilly. Sıra sende. Down.
Aa, Lulu, bu senin için gerçekten çok zor, anlıyorum. Çok üzgünsün. Biliyorsun, arkadaşlarımız bizimle oynasın istiyorsak birlikte güzel bir şekilde oynamalıyız. Buldum. Dili ve Theo'ya kriket dersi vererek yardım etmeye ne dersin? Sen eminim bu işi çok iyi becerirsin. Nasıl fikir? İyi denemeydi. Çok iyi yakaladın Lulu. Çok tatlısın. Gelmesini beklememiz gerekiyor. Pekala, ben siz üç bebeğim için şükrediyorum. Ve de bu ev yapımı kabak çorbası için. Güzel kokuyor değil mi Tiri? Ve şimdi de çorbaya gizli malzememizi koyacağız. Acı biber. Bu biber acayip acılı. Onun için azıcık koymak yeterli. Acısı tam yerinde olmuş. Kim denemek ister? Tren geldiği yaklaşıyor. Hadi. Görünüşe göre acı yemeklerle aran fena değil. Eyvah, Avery ile Bex her an burada olabilirler. Yemeklerin geri kalanını getirsem iyi olacak. Patates püresi. Bebekler, bir pencere falan açmamı ister misiniz? Oh, Bex ve Avery, hemen geliyorum. Mutlu şükran günleri. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Şükran günü çorbamı size denetmek için sabırsızlanıyorum. Oo, kabak kokusu mu bu? Ve biraz da mini minnacık, azıcık buzucuk bir tutam acı biber. Harika görünüyor. Deneyebilir miyim? Çok acı, çok acı.
ama sadece bir tutam koymuştu. Yandım, yandım, yandım. Siz bir işler mi karıştırdınız bebekler? Öf. Bebekler. Alın bakalım, biraz şükran gülü dondurması sizi serinletsin. Hey Charlie, of. Şükran gülü planladığımız gibi gitmiyor biliyorum ama. Bizimle böyle ilgilendiğin için şükran duyuyoruz. Öyle değil mi bebekler? Ben de sizin için şükran duyuyorum. Şükran günü yemeğine siz kendinizi iyi hissettiğiniz zaman devam ederiz artık. Ama artık menüde acı biber yok. Bak, fena olmadı böyle. Ay, eğlenceli değil mi? Ah Lulu, ne kadar da güzel böyle. Haha, evet haklısın Çayi. Bu acayip eğlenceliymiş. Ah hadi abartmayın ama. Sadece bir günlüğüne bebek olmamız gerekiyor. Üstelik doğru ve dürüstçe kazandılar. Üç, iki, bir, başla. Aa, nasıl böyle yiyebiliyor? Eyvah eyvah. Oho, evet. Tamamen kendimden geçtim. Ha, evet. Bir dakika. Of, Lulu. Bitmek üzere. Dibi. Karnım kazınıyor. Çok acıktım. Ben de. Ha, yemek bu mu? Teo, bu benim yemeğimdi. Yere yat ve sürün. Şimdi nihayet rahatlayabileceğiz. Bebek olmak ama yorucuymuş. Gerçekten öyleymiş. Azıcık kestirsem şöyle. Kendinize bir şampuan veriyorum. Hayır Teo, o kadar çok soğuma. Bebek olmak zormuş. Yetişkin olmak da hiç kolay değilmiş, değil mi? Uykunuz geldi mi bebekler? Evet. Evet. Hı-hı.
Bex'le eğlenceli bir güne kimler hazır? Öyleyse hadi bakalım. Üzgünüm bebekler. Görünüşe bakılırsa bu sefer içeride kalmamız gerekecek. Ama bu mesele değil, değil mi? Yo yo yo. İçeride de eğlenebiliriz. Mesela saklambaç oynayalım. Saklambaç çok eğlencelidir. Ve kazanana ne veriyoruz? Bir kurabiye. Pekala, şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Hayır bebekler, saklanma sırası sizde. Pekala, tekrar deneyelim. Burası harika bir saklanma yeri. Bir dakika, ebe kim oldu? Sorun yok. Tekrar deniyoruz. Theo bizi asla bulamayacak. Theo. Hey. Henüz kurabiyelere dokunmuyoruz. Theo, kendini oyuna verirsen çok eğlenceli. Ve kazananın ödülü iki kurabiye. 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobe. Bu bebekler nerede olabilir acaba? Aha! Hey, oyun havasına girmeye başladık galiba. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Aha! Yakaladım. Ne? Oho, yakaladım seni. Lulu. Herkes harika saklandı millet. Bence hepimiz bir kurabiyeyi hak ettik. Artık ortaya çıkabilirsin Theo. Theo, neredesin sen? Oh, Charlie her an geri dönebilir. Şimdi ortaya çıksan iyi olur. Ya gerçekten kaybolduysa, onu bulmamız gerek. Herhangi bir yerde olabilir. Aa, Theo. Demek buradasın. Seni hiç bulamayacağız diye çok korktum. Kurabiyeyi biraz fazla kaçırmışsın. Hey millet. Bex'le güzel vakit geçirdin. Galiba saklanma sırası bende. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Önüm arkam saklanmayan sobe. Kesinlikle kapının içinden geçelim derim. Avery ile Theo sıkışmış olabilir. Haklısın Bex. Yardıma ihtiyaçları olabilir. Pekala, ben önden gidiyorum. Ay ay ay.
Vay canına. Şuraya bakın. Çok güzel bir yer. Bu iyi alamet değil. Merak etmeyin. Eminim bu sadece yeni dostlardır. Avery, Cleo. Sizi bulduk. Ah, şükürler olsun. Çok endişelenmiştim. Bu gizli kapı süper iyiydi ama, ha? Değil mi? Evet, ama artık yerinde değil. Nasıl geri döneceğiz şimdi? Bununla. Pekala millet, hadi oyun odasına geri dönelim. Durun bakalım. Etrafınıza bir bakın. Burası adeta saklambaç cenneti. Faydalanmazsak yazık olacak. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Yakaladım. 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 Evet ama Theo'yu buldunuz mu? Yine. Bence öğle yemeği vakti gelmiş. Oyun için başka bir zaman yine geliriz bebekler. Bu aleti güvenli bir yere koysak iyi olacak. Bu cadılar bayramında amma çok şeker topladı. Hepsini birden yiyemezsiniz ki bebekler. Aramızda adilce paylaşmalıyız ve kalanını sonraya saklarız. Şimdi hadi bakalım bebekler. Cadılar Bayramı kostümlerinizle bir fotoğraf çekinelim. Vermezsen nasıl yardım ederim sana? Belki de oyun zamanı gelmiş. Kutlu Cadılar Bayramı. Yani mutlu diş doktoru günü. Hadi dişçiye gitmece oynayalım. Kimler diş kontrolü için hazır bakalım, ha? Bekleme odasına alabilirsek çok iyi olur bebekler. Biz de bu arada hazırlanırız. Haydi Doktor Bex. Lulu, hanım, doktorun ofisine lütfen. Pekala, bu çubukla dilinin üstüne bastırıp ağzının içini iyice görebileceğim. Hazır mısın? İşimi zorlaştırıyorsun. Her şey iyi durumda Lulu. Dişlerin güçlü ve sağlıklı. Tilly Hanım, doktorun ofisine lütfen.
iki kez diş fırçaladığım belli. Theo Bey, doktorun ofisine lütfen. Pekala kankacığım, duyduğuma göre dişin ağrıyor. İzin verirsen bakabilir miyim? Evet, galiba derdin ne buldum? Bence şeker yemeyi biraz abartmışsın. Şeker mi? Ama sadece bir tane lollipopuydu. Dilim masmavi ve dişlerinin arasına bir parça sıkışmış. Tam şurada. İşte bak. Şimdiden daha iyi hissediyor gibisin. Theo. Çok fazla şeker yerseniz dişleriniz ağrıyabilir. Ama dişler düzenli fırçalanırsa bu fena çürükler engellenebilir. Öyle değil mi Gordon? Bugün diş doktorunda çok cesur olduğunuz için herkese bir sürprizim var. Sen bütün lollipoplarını yediğine göre sana başka bir sürprizim var. Hadi iş başına. Dekorasyonu biraz fazla mı abarttık sanki? Cadılar Bayramı'nın en önemli kısmının korkunç süslemeler olduğunu herkes bilir. Daha neler Bex? Cadılar Bayramı'nda en önemli şey tabii ki şakacı yiyeceklerdir. Şu yiyeceklere bakın. Çok şirinler. Lolo, biraz partiye de kalsın. Burada bir yerde olması gerek. Gördüm, biliyorum. Ama nerede olabilir ki? Grup kucaklaşması. Teşekkürler. Gerçekten çok iyi geldi. Ama ne yaptığımı öğrendiğiniz zaman bu güzel kucaklaşmayı geri almak isteyeceksiniz. Hadi ama Charlie, o kadar da kötü olamaz. Evet, her ne olursa olsun biz seni hep severi. Yeni Cadılar Bayramı kostümlerinizi kaybettim. Cadılar Bayramı mahvoldu. Artık kimse eğlenemeyecek ve hepsi benim suçum. Hadi Charlie, kostümler mutlaka burada bir yerdedir. Evet. Nasıl bir kutunun içindelerdi? Büyüktü. Ve kahverengi. Ve kare şeklindeydi. Yani herhangi sıradan bir kutu gibi öyleyse. Konuyu pek netleştiremedik gibi. Yeterince üzgün zaten. İyi bir arkadaş ol. Haklısın. Hadi bakalım millet. Eminim birlikte hareket edersek kayıp kutuyu bulabiliriz. Burada değil. Ben de bulamadım. Tilly? Hadi. Theo? Theo! Hayır! İyi misin dostum? Hey, bu da ne böyle? Charlie, bulduk! Yaşasın! Hepimiz süper kahraman olacağız. O kadar da kötü değiller. Prenses elbisesi olur mu? Ben süper kahraman ısmarlamıştım. Bu bir felaket. Emin olamadım. Galiba bu elbise beni güzel zıplatıyor. Ama planım bu değildi ki. Cadılar Bayramı tamamen mahvoldu. Charlie bak. Bu inanılmaz bir şey. Denesene. Vay canına. Cadılar Bayramı tıkırında. Gönder müziği. Hmm.
yaptım. İşte okul projem nasıl olmuş? Temamız aileydi. Ben de ilhamımı bebeklerden aldım. Harika görünüyorlar. İfadelerini gerçekten de güzel yakalamışsın. Epey vaktini almışa benziyor. Evet, yarın öğretmenime göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi kuruması için güvenli bir yer gerek. Aha. İşte oldu. Burada hiç şüphesiz güvende olurlar. Hadi kutlayalım. Atıştırma zamanı. Evet. Mahvolmuşlar. Bunu yarın bu halde projem diye gösteremem ki. Ne yapacağım ben şimdi? Önemli değil. Bir yolunu buluruz. Sen biraz mola ver ve projeni ne yapacağını düşün. Ben de bebeklere bakayım. Tamam. Temiz hava al. Eminim aklına bir şey gelecektir. Teşekkürler, Avery. Vay, şu hale bak. Zavallı Charlie. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı mutlaka. Değil mi bebekler? Bebekler, hayır. Charlie'nin ihtiyacı olan son şey daha çok pislik. Ah, yardım etmeye çalışıyorsun. Lulu, tam bir sanatçı ruhun var. Hadi bakalım bebekler, kolları sıvayalım. Elinize sağlık bebekler. Her yer sanatla doldu. Hey, sanatımızı yeme lütfen. Hazır mısınız? Heykel yapımı başlasın. Teo. Vay canına, herkes harika iş çıkardı. Tam bir şaheser. Göz kamaştırıcı. Muhteşem. Pekala. Yarın öğretmeni teslim edecek bir projem yok derim. Olur biter. Sonra. Ne oluyor burada? İşte. Aa, bebekler. Siz mi yaptınız bunları? Harika olmuşlar. Şuna bak. Patates püresi mi bu? Ah, vay canına. Beni de mi yaptınız? Yapmaz olurlar mı? Bayıldım. Şimdi gerçekten de aile gibi görünüyoruz. Teşekkürler Avery. Teşekkürler bebekler. Kim spa günü ister? İstemez miyim? Şu şeylere bak hele. Keyif çatmak için gereken her şeyimiz var. Rahatlatıcı masajlar için yatıştırıcı losyonlarımız var. Tırnaklarımızı boyamak için aklımıza gelebilecek tüm renkler. Fiyonklar, zikzak taçlar, saç simleri ve çılgın mohawklar. Acayip güzel yüz çıkartmalarımız bile var. Ve yeni süper havalı bir tarz. Hadi biraz eğlenelim.
çili, kıpırdama. Ay pardon. Gördün mü? Seveceğini söylemiştim Lulu. Lulu, neredeyse Tilly. Bu kadar kötüsün. Ya! Spagini din. Çok şirin. Durun bir dakika. Bu ne böyle? Vay Tilly. Muazzam bir sivilce bu. Bak, Theo ve Lulu'da da var. Hepimizde var. Hayır, olamaz. Bir dakika. Sakin olun millet. Ama biz su çiçeği geçirdik zaten. İşte bu. Sadece çıkartma yapıştırdığımız yerlerde var. Oh yo! Sadece el işi için kullanın. Deriye yapıştırmayın. Of arkadaş, şimdi ne yapacağız? Çabuk olun, beni takip edin. Herkesin lekesi geçmeye başladı. Bir dahaki spa günü için azıcık ön araştırma yapsak iyi olacak. Gordon'un da mı lekesi var? Gordon! Selam bebekler, okuldan döndük. Okul çok eğlenceliydi. Matematik dersi, fen dersi ve... Yo bebekler. Ne yapıyorsunuz böyle bebekler? Ben anladım. Okulu merak ediyorsunuz siz, değil mi bebekler? Bence okulun ne olduğunu tam olarak anlamış değiller. Buldum. Onlara okula nasıl hazırlanacağımızı göstermeye ne dersin? Böylece büyüdükleri zaman ne yapacaklarını iyi bilirler. Harika fikir Avery. Hadi o zaman bebekler, hazırlanalım. Öncelikle güne başlamak için yüzünüzün tertemiz olması iyi olur. Theo, şimdi kıyafetlerinizi seçeceksiniz. Şık görünmeli, iyi izlenim uyandırmalı ve kendinizi ifade etmelisiniz. Sıra sizde. Vay! İzlenim bırakacağınıza hiç şüphe yok. Şimdi, okuldan önce sağlıklı bir kahvaltı yapmak önemlidir. Bunu atlayıp okul çantasına geçelim. Alın bakalım bebekler, size özel tasarlanmış sırt çantaları. Doyurucu, leziz ve sağlıklı bir öğlen yemeği lazım. Ben sandviç, meyve suyu, meyve ve kurabiye isterim. Sizin çantanızda neler var? Enteresan. Dondurma ve sosis mi? Bu benim ayakkabım mı? Ders malzemelerini de koymayı unutmayın. Kitaplarınıza, hesap makinesine ve kaleme ihtiyacınız olacak. Başardınız bebekler. Artık herkes okula gitmeye hazır.
Bakın bebekler, okul otobüsü gelmiş. Sonraki durak okul. Pekala bebekler, işte geldik. Bence okulu gerçekten çok sevecekler. Belki birkaç yıl daha beklemeli. Piknik için kimler hazır? Vay! Oyo! Lulu kazayla elinin elbisesini yırttı. Önemli değil. Kazalar olabilir. Üzülmeyin. Prenses Ellie'ye yeni bir yazlık elbise alabiliriz. Plan değişti bebekler. Giysi alışverişine gidiyoruz. Ama giysi alışverişi gerçekten çok eğlenceli. Yemin ederim. Buldum. Burada bir butik açmaya ne dersiniz? Böylece bebekler eğlenceli olduğunu anlar. Bu harika bir fikir Bex. Hadi. Bex'in bebek butiğine hoş geldiniz. Bugün ne alışverişi yapıyoruz? Ellie için yeni yazlık kıyafetler bakıyoruz. Harika. Burada tişörtler, bluzlar ve ceketler var. Etekler ve pantolonlar da şurada. Aksesuarlar tam şu köşede ve elbiseler de orta reyonda. İhtiyacınız olursa buradayım. Teşekkürler butik görevlisi. Hadi gelin bebekler, alışverişe başlayalım. Bak şimdi bu güzel bir tişörtmüş. Ne dersin Ellie? Oh, çok şirin. Gel. Oh, çok zevklisin Lulu. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Oh, pekala, artık bunları deneyelim ha? Nasıl gidiyor Prenses Ellie? Oo, çok sosyetik. Yazlık hava için çok sıcak. Bence ceket biraz fazla uzun geldi. Hafif, rengarenk, yaz için harika. Sorun nedir Ellie? Eski elbiseni hala daha çok seviyorsun ha? Şuna bir bakabilir miyim? Bebekler, yeni kıyafet denemek ister misiniz? Çok şık. Havalı. Moda. Hepsini alıyoruz lütfen. Tabii ki. Ama galiba bir şey unuttunuz gibi. Ellie'nin elbisesini tamir etmişsin. Hafif bir dikiş işiyle halloldu. Bakın, al bakalım. Şimdi yeni gibi oldu. Böylece yeni kıyafet almamıza da gerek kalmadı. Ve nihayet pikniğimizin tadını çıkarabiliriz. Bence pikniğin sonu göründü arkadaşlar. Vakti geldi, çattı bebekler. Tiri, ama haylazsın. Bu şekerli pastanın hepsini yersen asla uyuyamazsın. Kolay değil biliyorum bebekler. Ama iyi bir uyku çekerseniz pastayı sonra partide yiyebilirsiniz.
İyi uykular bebekler. İyi şekerlemeler. Tatlı rüyalar. Yüzündeyken bile tadı bir harikaymış. İyi ki doğdun. Sizi gidi haydut bebekler. Benimle geliyorsunuz. Hemen, şimdi. Ay, şunlara bak. Belki cupcake'in tadına azıcık bakabilirler. Üzgünüm bebekler. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Azıcık su geldi. Theo, onun yerine gelip bizimle şişme havuzda oynamak ister misin? Saçının ıslanmasından hiç hoşlanmıyorsun ha? Bir fikrim var. İşte oldu. Artık saçın ıslanmadan oyun oynayabilirsin. Theo, demek ayaklarını da kuru tutmamız gerekiyor ha? Artık herkes eğlenmeye hazır değil mi Theo? Çok fazla koşmamaya çalışalım, tamam mı bebekler? Theo bu sefer oynamaya kesin hazır. Öyle değil mi Theo? Harika. Pekala. Kim benimle? Korsancılık oynar. Theo. Şişme havuzumuz bu tarafta. Dikkat et Tini. Eddie'nin ıslanmasını istemiyoruz. Biraz daha yaklaşmak ister misin Theo?
Birinin kurtlarını dökmesi gerekiyor galiba. Gordon çok eğleniyor. Biraz fazla eğleniyor galiba. Gordon, Eddie'yi bırak. Çabuk millet, o ayıcıyı yakalayın. Islanmasına izin vermeyin. Gordon, buraya gel. Hayır, Eddie'nin suya girmemesi gerek. Gördün mü Theo? Islanmak o kadar da kötü değilmiş. Artık Eddie güvende. Ufak bir havuz partisiyle bunu kutlamaya ne dersiniz? Gordon! Ay Theo! Nefesin, sanki dişlerini fırçalamamışsın. Yo. Uykudan önce fırçalamayı hepimiz unuttuk. Max, Avery, bebekler uyanın. Hepimizin diş fırçalaması lazım. Vay! Ha? Seninki üst düzey kötü koku minik dostum. Avery, senin de dişini fırçalaman gerekmez mi sence? Sonra yaparım. Bir şeycik olmaz eminim. Ah! Bir şey oldu. Dişim çok ağrıyor. Ay 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 ay! Şimdi fırçalamadığına pişman oldun ha? Oh, anlaşıldı. Henüz şaka için çok erken. Ay 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 ay! Dişim! Biri bir şey yapsın hadi! İmdat! Avery, bence artık bir diş doktoruna görünmelisin. Dişimi çekmek zorunda kaldın mı? Ya? Patlamış mısır parçası. Bak bu çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim Tilly. Çok teşekkür ederim. Yatma zamanı millet. Ama önce diş fırçalıyoruz. Anlaşılan Avery bu kez aynı hatayı yapmayacak.
Hey bebekler, kim kurabiye yemek ister? Ay. Ve niye Lulu'nun saçına meyve koyuyorsun? Lulu ve Dorothy. Aa, sen prenses olmak istiyorsun. Prenses Ellie gibi. Niye daha önce demediniz? Bugün için hepinizi prenses yapabiliriz. Ve artık buza da ihtiyacımız olmayacak. Bir prensesin önce taç giymesi gerekir. Nasıl bir prenses olmak istersiniz bakalım? Bir kelebek prenses. Bir uzay prensesi. Ve bir kurabiye prensesi. Harika. Sen ne dersin Prenses Ellie? Çok güzel. Bir prensesin başka ne ihtiyacı var? Bir şato mu? Bu biraz fazla. Pekala prensesler. Bir deneyelim bakalım. Muhteşem selamlama Prenses Tilly. Kralda ne oluyor? Oh, su bardağınız kraliçem. Daha çok kurabiye majesteleri. Çayınız hazır Prenses Tilly. Yeni kurabiyeler yaptım Prenses Theo. Biraz daha taç Prenses Lulu. Müziğiniz Prenses Ellie. İstediğim ilk şey prenses arkadaşlarımla leziz mi leziz bir çay partisi. Biraz daha elma suyu Prenses Tilly. Böyle Prenses Ellie, hep birlikte oynayalım diye buraya kadar getirmen ne kadar tatlı. Ne dersiniz bebekler? Bebekler? Ufuna mini mini bir öpücük kondu değil mi? Bak
geçti bile. Aa, çok şirin. Bebek evini almak için sonra geri geliriz. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi oynayalım. Hey. Ay hayır. Mobilya var, lambalar ve masalar nerede? Ha! Burada. Evi hep beraber dekore edelim mi? Prenses Eli, şimdi buzdolabını nereye koymalı acaba? Prenses Eli? Prenses Eli? Yoo! Onu yine kaybettim. Burada, bir yerde olmalı. Prenses Eli! Prenses Eli! Üzgünüm Charlie, bahçede değil. Nereye gitmiş olabilir ki? Sesi bulacağız. Herkes önce derin bir nefes alsın. Aha! Tatlı Luna, Charlie, bebekler bakın. Ellie'yi buldum. Ama daha önce onu bu kadar küçük görmemiştim. İşte gerçek bir aile fotoğrafı çektirmek için artık hazırız. Herkes mükemmel görünüyor. Bu şimdiye kadarki en iyi fotoğraf olacak. Ama stüdyoya bir an önce gitsek iyi olacak. Tilly, Lulu, Theo, hadi montlarımızı giyelim. Theo? Theo! Hayır! Theo, o güzel takımını mahvettin. Yolladım Nurcim. Pekala, paniklemek yok. Sana başka bir yeni kıyafet bulacağız artık. Çabucak. Neyse ki cadılar bayramından kalan kostüm var değil mi Theo? Ah, şimdi gerçekten gitmemiz gerekiyor. Ah, hadi bebekler. Theo. Theo! Theo yapma! Theo! Ne yaptın? Yardım lazım! Hayırdır, ne oldu Charlie? Aman tanrım! Ne güzel kıyafetler bunlar böyle. Çok şirin. Ha, bunlar kırıntı mı? Bayıldım. Sorun bu zaten. Fotoğraf çekimi için şık giyinmiş olmamız gerekiyordu ama Theo hiçbir kıyafeti beğenmiyor. Hiçbir şeyi denemeye yanaşmıyor. Oo, benim tam da bu duruma göre bir şeyim var. Tada! İşte oldu. Oo, bayıldım. Ben de bakayım. Çok şık. Ne dersin Tilly, Lulu?
Sen ne dersin Theo? Giymek istediğin şey bu mu? Yani istediğin buysa. kesinlikle yaratıcı. Çok şirin. Ama şık görünmesi gerekiyordu. Bundan pek emin değilim. Belki de denizci kostümünü tekrar giydirebilirim. Ay, kendi seçtiğin kıyafeti bile beğenmedin ha? Aklıma bir şey geldi. Birlikte sana yeni bir kıyafet yapmaya ne dersin Theo? Tinto gibi. Parlak gümüşü seviyorsan... Onun yerine buna ne dersin? Ah, yardımlarınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Galiba sonunda fotoğraf için hazırız. Değil mi bebekler? Yo! Yanıma gel Yıldız Skyler. Sarılırsak daha az korkarız. Oo, ne güzel bir bebekmiş. Bu bebek sadece benim olmalı. Lulu, sen iyi misin? Bir süre sonra bu küçük bebek büyümüş ve şarkı söylemeyi seven güzel bir prenses olmuş. Ve bir gün oradan geçen yakışıklı bir prensin kulağına tatlı bir şarkı gelmiş. Bir şey yap. Al bakalım. Şimdi oldu. Ama bu prensesi kurtarmak hiç de kolay değilmiş. Kişi denemiş olsa da... Görünüşe göre prenses bütün gün kulede kilitli kalmaya mahkummuş. Ama henüz hala umut varmış. Geriye kalan son prens belki de prensesi nihayet kurtarabilecekmiş. Ay hayır. Onları nasıl aşağı indireceğiz şimdi? Üzülmeyin bebekler. Hemen geldik. Ha?
yaptınız mı bebekler? Prenses veya prens, bazen herkesin yardıma ihtiyacı olabilir. Ay. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Ha şöyle. Artık keyifli bir plaj günü için hepimiz hazırız. Hayır, hayır, hayır bebekler. Onları çantaya koymaya gerek yok. Tekrar hazırlanmamız lazım yoksa plaj otobüsünü kaçıracağız. Lulu, itfaiye kaskını plaja götüremezsin ki. Onun yerine bununla oynayabilirsin. Tilly, arkeoloji setine değil güneş sütüne ihtiyacımız var. Theo, plaja kılıçlarla gidemeyiz. Pekala, bebekler, iş birliği yaparsak çantaları çabucak toplar ve otobüse yetişebiliriz. Yeter artık, durun! Acele etmezsek otobüsümüzü kaçıracağız. Ah hayır, artık çok geç, kaçırdık bile. Yıldız kankalar, imdat! Hiç korkmayın. Yıldız kankalar geldi. Ah vay canına, ne oldu burada böyle? Bebekleri plaja götürmek istemiştim ama birkaç sorunla karşılaştık. Belli belli. Bununla plajda ne yapacaksınız ki? Bebekler plaja başka şeyler götürmek istiyor. Çanta toplamak çok uzun sürdü. Otobüsü kaçırdık ve şimdi de hiç gidemeyeceğim. Ay Charlie, galiba bu tatile gerçekten ihtiyacın varmış. Yıldız kankalar, plajı buraya getirmeye ne dersiniz? Pekala, neredeydi bu? Aha! Hazır plaj. Şuradaki düğmelere bastık mı? Şimdi herkes geri çekilsin. İşte! Vay canına! Sanki gerçekten plajdayız. Birkaç eksiği de tamamladık mı? Mükemmel! Başlamadan plaj partisi, her yere koruyucu güneş kremi. Güneş sütü derimizi güneş ışınlarından korur, böylece yanmayız. Güneş gözlükleri gözlerimizi korur. Ve şapka da kafamızın üstünü serin tutar. Hey! Şahane oldunuz bebekler. İşte hepimiz plaja hazırız. Afiyet olsun. Vay canına arkadaş. Bravo size bebekler. Demek ki plajda her şeye ihtiyacın olabilir. Ama artık bir sonraki plaj gününe ne götürmek gerektiğini biliyorsunuz değil mi Charlie?